Merhaba TV Bu Spor izleyicileri. Gündemde hızlı bir tur attığımız Ters Köşe programına hoş geldiniz. Bugün yalnız gündemin genel spor gündemini işlemiyoruz. Bugün Şampiyonlar Ligi özel programımız var. Malum final yaklaşıyor. Zeki Önder Özen, Ali Ece, Uğur Boral ve Kaan Kural kadrosuyla karşınızdayız. Hemen başlayalım ilk konumuz neymiş ki? Konumuz zaten Şampiyonlar Ligi de ilk konumuz tabii ki Juventus Real Madrid. Final geliyor. Ne sormuş editörümüz? 5 tane final kazanan Real Madrid mi, son 4 finali kaybeden Juventus mu hocam? Çok zor soru. Şu anda bütün Avrupa bunu merak ediyor. Yani futbolla ilgilenen insanlar, herkes bunu merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Benim düşüncem şu, yani grup maçlarını seyrettik. Grupta ben en çok Juventus'tan etkilendim. Gruptan sonra da performansı giderek daha da arttı. Gol yemeden kapattığı 7-8 maç var. Savunma takımı gibi gözüküyor ama hücumda da çok etkili silahları var ve çok komple bir takım. Ve hem İtalya Ligi'nde, son dönemde İtalya Ligi'ni daha sık seyretmeye başladım. Hem Şampiyonlar Ligi'nde bir ortalama yakaladı ve performansı hiç dalgalanmadı neredeyse. Real Madrid biraz daha dalgalı performanslar oldu kısmen. Ama öyle bir enteresan hikayesi olan maçlar oynuyor ki, özellikle iş final olunca. Yani Ali daha iyi hatırlayacaktır o tarihleri, tarihlerin sıralamasını hatırlayacaktır. O Di Stefano'ların oynadığı, arka arkaya 4-5 tane Avrupa şampiyonluklarının geldiği. Yani Real Madrid'in genlerinde o kazanma var, finale alma var. Geldilerse finale bir şekilde alıyorlar. Rakip güçlü de olsa, kötü de oynasalar, kötü oynayıp kazandıkları finaller var. Ki son birkaç tanesi öyle. O yüzden onların öyle avantajları var ama Juventus'ta öyle bir çıkışla geldi ki buraya, sanki alacakmış gibi ve sanki kupa en çok Buffon'a yakışacakmış gibi geliyor bana. Ben öyle hissediyorum ve biraz da Buffon'un hatırına ben Juventus alsın istiyorum. Hani ne olur hiçbir fikrim yok. Oyuna dair bir şeyler söyleyebilirim ama sonuca dair hiç fikrim yok. İki taraftan bir tanesi ağır basmıyor. Maçın gidişatı diyorsun. Evet. Tam da şey yaptın hocam, yani karar veremediğin için orada kaldım ama ya %51 bir şey söyle ya. %51 ben Juventus diyorum çünkü çok zor Juventus'un gol yemesi, pozisyon vermesi. Mesela şöyle ama düşünüyorum. Real Madrid de çok ekstra gol atabilen bir takım o açıdan sonra. O doğru ama Juventus'un ben Real Madrid'den daha az pozisyon vereceğini düşünüyorum. Ha bu maçı getirir mi bilemeyiz çünkü Real Madrid bir tane bulursa da affetmiyor. Zaten 90'a beraber girersen Sergio Ramos atıyor, onun garantisi var. Ama eğer 45 dakika gol yemezse Real Madrid, Juventus kaleye gitmeden uzatabilir maçı. Peki. Ya bir kere birinci sorunun cevabı %51 uzatma. İki, neden %51 uzatma? Son yıllarda Ramos oluyor. Ben o Di Stefano falan nereden hatırlayayım hocam? Yani, hayır. Ben şunu biliyorum, tarihini okudum. Bu Real Madrid üst üste şampiyon oluyor falan. Beşiktaş'ın ilk katıldığı sezon ilk turdan direkt Real Madrid çıkıyor, onu biliyorum. O zaman da Infantino'nun babası çekiyor kuraları. onun dışında bu maç %51 istiyorsan oran, %51 eşitlik 90 dakika boyunca bozulmayabilir. Gerçekten çok denk güçleri mücadelesi. Juventus savunmayı çok iyi yapan bir hücum takımı. Zinedine Zidane ise Arrigo Sacchi'den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi ya da Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa'nın en büyük kulüpler kupasında aynı takımla iki göz üst üste şampiyon olma şansına çok yakın ilk kez bir hoca. Zidane'ın gitgide gelişen bir teknik direktörlüğü var. Bu sezon Real Madrid'in şampiyonluğu Cristiano Ronaldo kadar Zidane'ın da eseri. Bunu ben söylemiyorum, Cristiano Ronaldo söylüyor. Şöyle diyor, sonradan giren oyuncuların ya da her hafta 11 başlamayan oyuncuların bu sezon bizim takıma yaptıkları gol katkısı, genel işte sezona katkısı üst düzey diyor. Bunu da işte teknik direktörün işte başarı ivmesiyle açıklayabiliriz sadece diyor. %100 katılıyorum. Yani Asensio, James Rodriguez, Morata, Isco sezonun ilk 11'de başladığı maçtan çok sonradan girdiği maç var. Danilo. Ama her biri ilk 11 oyuncusu gibi. Danilo da mesela. Yani. Ya tabii oynadı kötü oynamadı. Sonradan geldi. Carvajal o kadar sağ bek olarak uçtu ki bu sene. Danilo'nun bile yedek kalması normal. Ama oynadığı maçlarda da tabii, kötü performans göstermedi. Bu kadar. Uğur, sen Real Madrid dersin ya. Ben Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. İşte ya. İşte delikanlı bir oyunu ortada. İşte ya. Ortadan bir şey söylemedim. Kardeşim. Yani bu arada ben de sana katılıyorum. Sebebin ne diye sorarsan da, açıkçası Juventus'un oyun planında
Madrid, Atletico Madrid'e benzerlikler görülüyor. Ve Atletico Madrid maçlarını Real Madrid çok akıllı bir oyunla geçti. Yani Zidane gerçekten çok akıllı bir oyunla ve oyun formatını da değiştirerek o maçlara bence damgasını vurdu. Ben Real Madrid'in final maçında Juventus'un da muhteşem defans anlayışına karşılık bir planı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Atletico Madrid'le benzeştiğini düşünüyorum Juventus'un oyununun. O yüzden de bir şekilde alt edeceklerini düşünüyorum. Tek bir itirazım var. Diego Simeone'nin elinde eğer genç Dybala olsaydı Atletico Madrid finalde olurdu. Tamam, devam ediyoruz. Yani 6 tane 5 yani tane. Peki, yani. Devam edelim Juventus'la. Şimdi Juventus logoyu bile değiştirdi en son. Aştan aşağı yani İtalyanların gelenekselliğinden biraz uzaklaştı mı diyelim ya da yenilendi mi, modernleşti mi diyelim. Bence yenilendi, modernleşti. Juventus'un geldiği nokta bir mucize mi demişti? Kastettiği editörümüz zannediyorum bundan 8 sezon mu oldu o 2. lige? 10 sezon. 10 sezon, 10 sezon önce 2. ligde olan takım, 2. lige düşürülen takım, İtalya futbolunun da, daha doğrusu İtalya liginin futbolunu demek yanlış olur. İtalya liginde düşüşü göz önüne alınırsa Juventus'un geldiği nokta mucize mi demiş. Yani Juventus'un gelişimini nasıl açıklarız demiş. Bu sefer gene hocamdan başlayacağım ya. Hocam daha iyi şey yapar. Bence mucize değil. Acayip fake. Ha, mucize derken yani çok büyük, evet, başarı hikayesi olarak. Çok başarı hikayesi olduğu açık ama İtalya futbolunun amiral gemisi Juventus. Bu tabii böyle. Evet, Milan'ın daha eskiye dayalı hikayeleri var belki. Veya yurt dışındaki popülaritesi daha yüksek olabilir. Çünkü Milan'ın veya Inter'in Avrupa'da başarılı olduğu sezonlarda daha havalı takımları vardı Juventus'a göre. Yani Rijkaardlar, Gullitler, Van Bestenler falan. Sonra Şevçenkolar. Şevçenkolar falan. Onlar ayrı hikayeleri olan ekiplerdi. Daha sempatisi yüksek, daha hücum tarafı daha yüksek. Pozitif futbol oynayan ekiplerdi. Ama Juventus da tıpkı Real Madrid gibi kazanan bir takım. Yani sürekli kazanmaya alışık bir takım ve genetik olarak kazanmaya programlanmış, yazılımında kupalar kaldırmak olan, sürekli kazanmak olan bir ekip. O yüzden mucize tarafı Juventus gibi köklü bir kulüp, hem idari hem teknik anlamda çok iyi yönetilen bir kulübün o hataları yapması ve Serie B'ye gitmesi. Serie B'den sonra hikaye zaten öyle bir döneme denk geldiler ki 1990'larda olsaydı o hikaye Serie B'de bir sene daha durabilirdi. Direkt gelemeyebilirdi. Veya çıktığı ligde hemen şampiyonluklara ambargo koyamayabilirdi. Inter'in ve Milan'ın finansal olarak dibe vurduğu dönemde geldi. Evet, hikaye çok büyük ama mucize değil. Ya ben o imkanlarla mucize değil. Ben çok idari olarak çok ayrı bir yere geldiklerini düşünüyorum ki eskiden yani şeyden önce bu ikinci lige düşmeden önce böyle değillerdi. Bu kadar değillerdi yani. Agnelli ailesinin sürekli yenilenmesi, modernleşmesi var. Yani gidip de işte baba hep sen yönet, aman oğlum olmaz. Yani çünkü böyle İtalyan deyince belli böyle, bizde belli böyle klişeler var. İtalyan savunma yapar. Öyle bir şey yok. Juventus çok iyi bir yani hücum takım. Çok güzel hücum yapan bir takım. İki, işte babanın dediği olur. O bu film arada, be abi. Mafya filmi o. Ne alakası var yani? Bu arada kim senin söylediğin şeye bir şey diyeyim. Ya bu İtalya Ligi, İtalyanlar savunma yapar falan klişesini kıralım. Bu sezon ortalama gol oranında en yüksek rakam İtalya Ligi. Ben yani şuna bakarım. İşte Atalanta var mı bu sezon gol olup yapan? Var. Genoa var mı? Palermo mesela, Dybala'sı, Vazquez'i falan. Yani var oğlu var işte. Torino'yu düşünelim. Ventura gittikten sonra Torino hep daha fazlasını atarak. Eldeki malzeme neyse ona göre İtalyanların olayı bu. Eskiden mükemmel savunmacıları vardı. Hakikaten defansif ağırlık oynadı. Şimdi gelelim. Ya bir kere Juventus'un burada olması mucize değil, tam tersi. Burada olmaması mucize olurdu. Son 3 sezonda ikinci kez Şampiyon Ligi finaline çıkıyor. Ancak o kadar başarılı bir kadro kimyagerliği yapıldı ki. Conte, Allegri, Conte'den sonra Allegri'yi getirme aklı, eli taşın altına koyuyorlar. Biraz o konuya geleceğiz. Şimdilik sadece bir kısaca işte spoiler veriyorum. Onun dışında şunu düşünelim. Bir önceki Şampiyonlar Ligi finalinde kim vardı takımda? Paul Pogba dünyanın en pahalı oyuncusu olarak satıldı. Pirlo dünya tarihinin en iyi iki tane derin oyun kurucusundan bir tanesi. Gelmiş geçmiş 1888'den beri Pirlo yerine de bulundu, yapıldı. Yani bir de finans gücünü güç gösterisine çevirmedi. Dikkat! Ligi nasıl kolaylaştırıp Şampiyon Ligi'nde kaliteyi yükseltiyor? Şampiyon Ligi'ne direkt katıldıkça, çünkü dediğin gibi Almanya'ya gitti dördüncü takım kontenjanı. İtalya'dan alındı. Üçüncüsü ön eleme oynuyor İtalya'nın artık.
İtalya Ligi'nin düşüşü vardı. Juventus'un yok. Ta o dönemde Juventus'un Roy Hudson gibi birinin çalıştırdığı Fulham'dan fark yemesi algılarda bozukluğa yol açtı. Çok, ben çok şaşırmıştım. Ama genel olarak şu var. Son söyleyeceğim. Olmaması mucize olurdu. Mükemmel yönetiliyor. Uğur? Ben de mucize olmadığını düşünüyorum. İdari başarının ben ama idari başarı gerçekten. Ya zaten İtalya'nın en büyük kulübü kendileri. Ama eski oranla idari olarak çok daha ben ya çok daha genç baktım. Köklerine de bağlı kalabilen bir kulüp. Ne zaman köklerinize bağlı kalırsanız zaten her zaman yukarı doğru çıkarsınız. Okay. Bravo. Gelenekle geleceği köprüsünü de... çok iyi kurdular. Evet. Aynen. Peki Gianluigi Buffon dünya futbol tarihinin en önemli figürlerinden biri. Juventus şampiyonluğu sence Ballon d'Or için şey yapar mı? Favori haline gelir mi? Yani şimdi Ronaldo olduğu için çok zor diye düşünüyorum. Hani Ronaldo orada olmasa kesin alabilir kupayı ve kupada da hani finalde göstereceği performans da tabii çok önemli. Yine her zamanki gibi 3-4 tane çıkartırsa böyle net pozisyonu alabilir ama peki, bir şey Cristiano Ronaldo faktörü var. Orada sonuçta en iyi iki taneden bir tanesine karşı oynayacak. Yani karşısında Ronaldo gibi rakip olmasa bence Buffon alır bunu yani. Hani kupayı kazanırsa. İki şey söyleyeceğim. Birincisi finaldeki yani şu ana kadar kaç tane gol yemeden maç bitirdiler? Finaldeki performans bu kadar belirleyici midir yani bütün sezonlarında? Ya şu finali kazanmak çok önemli oluyor işte. Tabii ki. İkinci şeyi soracağım. Bir kalecinin alması çok daha zor değil mi bir forvet veya orta saha? Çok zor. Çok zor. Onu daha önce de tartışmıştık. Hani ben hocam da demişti hani Buffon'un almasını isterim. Veya şey Sergio Ramos'un aslında almasını isterim diye. Cannavaro almıştı zamanında. Ama şimdi senede 80 gole yakın gol atan adam varken onu Sergio'ya vermezler. Mesela Buffon'a vermeyebilirler onu. Hani hiç kimse de şey diyemez orada. Yani ben de bu düşüncedeyim. Yani Buffon'a nasıl vermezler kardeşim? Ben bence diyemezsin. Bayern Münih Dortmund Şampiyonlar Ligi finali oynadığı zaman Manuel Neuer'e nasıl vermezler abi? Adam çıkıp bir de gol mü atacak? O sene yani? Kime vermişlerdi? Yine ya Messi ya Ronaldo'ya. Çünkü ya Barcelona ya Real Madrid'e vermek zorunda hissediyorlar. Bütün sorun bu. Buffon Real Madrid ya da Barcelona'nın kayıtsız olsaydı çoktan almıştı. Ya şu an dünya futbolunun ikisi etrafında dönüyor çünkü. Olmaz. Ben bu konuda hiç katılmıyorum ya. Ya şimdi ya Barcelona ve Real Madrid taraflılığıyla alakası yok mu? Abi 11 yani, kişi karma abi, yapıyorlar. 10 tanesi Real Madrid Barcelona'da. Çok basit bir şey. Manuel Neuer muazzam bir kaleci olabilir. Buffon muazzam bir kaleci olabilir ama bir kalecinin oyuna etkisiyle bir santrforun oyuna etkisi çok farklı. 80 gol attıysa Rüdiger 80 gol kurtardı yani skorda attığın kadar yemediğin de senin hanene pozitif geçiyor. Ama Neuer'e nasıl verilmez canım 2 sezon. Ama abi oyunun kaderini değiştirmekten bahsediyorum ben hocam. Hocam Buffon'a verilmesini çok istiyor. Biraz evvel söyledi zaten. Ben hak ettiğini düşünüyorum. Yani hak ettiğini düşünüyorum derken bu performansa ve yıllık performansa göre verilen bir ödül. Ancak Ballon d'Or'u veren insanların kim olduğunu bilmiyorum ama şunu göz ardı etmeyeceklerini zannediyorum. Oyuncunun 20 yıllık bir çok üst düzey bir kariyeri var. Dünya şampiyonu bir sporcu. Şampiyonlar Ligi'nin baş aktörlerinden bir tanesi. Ve dünyanın şu anda mevcut en yetenekli ve en kaliteli, en iyi performans ortaya koyan iki kalecisinden bir tanesi. Tüm zamanların da bana göre en iyi iki kalecisinden veya üçünden bir tanesi. Bir ödül eğer kupayı da alırsa çok kolaylaştıracaktır bence. Ama Uğur'a katılıyorum. Ronaldo Avrupa şampiyonu olduğu için Portekiz milli takımıyla La Liga'yı da kazandığı için bireysel performans ve kupa adedinden dolayı onun avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama ben oy veren olsam final ne olursa olsun ben Buffon'a veririm. Hocam biraz kendi isteklerini daha biraz öne çıkardı. Biraz final şundan, ne olursa olsun yalnız, hocam verir misin? Ali'ye de katılıyorum. Biraz La Liga eksenli oldu şey. Mesela eksen demin bak, hayır eksen diyordun, artık kayacak. Evet diyorsun. Hayır, eksen Kural. Kayacak. Kaan Kural. Yok ben La Liga eksenli olduğuna karşı çıkmadım. Ben kaleciye verilmesine karşı. Hayır Real Madrid Barcelona bir de bak, yani. La Liga sen dedin ki Buffon, dünyada Real Barcelona Real Madrid'den daha Buffon, büyük maç Real var mı? Real Madrid'in kalecisi daha olsaydı büyük. Alırdı dedin. Yok. Yok değil mi? Ali, yalnız yok. Sen bir dakika benim karşı çıktığım şey farklı. Sen Real Madrid Barcelona'nın kalecisi olsa alır dedim ben alamazdı dedim. Onu karşı çıktım. Ha tamam. Neden hocam? Neden yok? Real Madrid veya Barcelona'nın kalecisi olsa alamaz. Çünkü oradaki çünkü Real Madrid ve Barcelona'da kalecinin rolü 11'de 1 değil. 11'de 1 değil. Juventus'ta Buffon'un rolü de 11'de 1 değil. 4'te 1, 5'te 1. Okay. Yani takımı %20'si gibi futbol oynayan. Bu sezon bir öyle de, değil ama. Bir de karakter koyan, yani büyük kaptanlık koyan, büyük
kişilik koyan bir sporcu. Sizle şu eksende işte kayacağını düşünüyorum şu olayda ben ayrılıyorum. Hocam daha önce almalıydı. Hocam çok güzel anlattı. Daha önce almalıydı. Hocam şimdi çok güzel anlattı. Sadece sebeplerden değil. Daha önce almalıydı. Tabii ki. Performansından dolayı. Sadece sıradan bir kaleci değil, hem takımın lideri hem de Juventus'taki rolü daha büyük dedi. Çok güzel anlattı. Devam edelim. Ben katılmıyorum ama hocama çok hak verdim ayrı konu. Ben de sana katılmıyorum Kaan. Devam edelim. Yok ben katılmıyorum ama çok hak verdim. Öyle bir yönetmen de bize katılmıyorsun. Yok ben çok hak verdim. Beni ikna ettin ama kötü gene katılmıyorum. Allegri ile devam edelim. Şimdi son dönemin en tatlı tartışmalarından birine gelmiş editörümüz. Hemen sorumuz da ekrana gelince tekrar soracağım. Benim önümde var tabii. Kopya çektim. Son dönemde en futbol muhabbetlerinin bir numaralı mezesi haline geldi bu. Haklı veya haksız, kaliteli veya kalitesiz çok konuşuluyor. Direkt Alece'den başlayalım bu sefer. Üçlü defansla başlamalım. Üçlü mü dörtlü mü? Üçlü mü dörtlü mü? Nasıl başlayacağı önemli değil. Maçın içinde nasıl reaksiyon vereceği önemli. Zaten bu oyuncu kadrosunun en önemli özelliği Mandžukić özelinde bu sezon gördüğünüz gibi. Mandžukić dünyanın en iyi, Türklerin çok sevdiği tabirle, benim de sevdiğim tabirle tabii Türk olduğum için pivot santrafor. Bu sezon sol iç, sol açık ve böyle sol bekin kademesinde orta sahanın solu. 4-4-2'nin solu, orta solu gibi eski İngiltere takımları gibi oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçta rakipten kapılan topta ya da boşta kalan topu alan oyuncu rolünde de golleri kadar katkısı vardı. Hatta daha fazlası vardı. O zaman Mandžukić'i böyle oynatabiliyorsan zaten Barzali, Bonucci, Chiellini aynı anda başlarsa gerektiğinde dörtlü gibi oynarsın, gerektiğinde üçlü gibi. Real Madrid gibi takıma karşı, gelelim şimdi Cristiano Ronaldo'su olan takıma karşı, Benzema'sı olan takıma karşı sen zaten dörtlü de başlasan, üçlü de başlasan oradaki böyle kademeyi çok iyi yapman gerekiyor. Çünkü Benzema ile Ronaldo yıllardır böyle sana böyle hep onlar tam tersi kademe yapıyor. Yani ön tarafta Benzema santrafor ama bak böyle sol açıkta daha çok topla buluşuyor. O boşluktan Ronaldo da o golleri bu kadar şahane vuruşlarla atıyor. Bir de şimdi diğer faktörler de var. Zaten Juventus'un Juventus mesela Barcelona maçlarından daha iyi oynaması gerekiyor. Ki o maçlarda çok iyi oynamasına rağmen. Bir böyle tarafsızsa 2-90 dakika. Üçlü defansla başlayıp dörtlü defansla başlaması hiçbir şey değiştirmez. Ronaldo ile Benzema ikilisinin bağlantısını ne şekilde yıkacaksa o geometriyle başlamaları, maç içinde yıkamıyorlarsa o bağlantıyı diğerine dönmeleri gerekir. Önemli olan bunun dakikası, maç içinde maç hamlesi hocanın. Ki bunu yapabilecek bir adam Defarge yaptı. Şimdi varsayalım Zinedine Zidane TV Spor'a konuk oldu. Ali Ece'nin yanında oturuyor. Kaan Kural da ona bu soruyu soruyor. Zidane'ın vereceği cevap keşke. Keşke üçlü başlasa. Sabaha kadar dua edebilir yani. Üçlü başlasın diye. Hatta bir avans da verebilir. Üçlü başlasın. Bir de avans verebilir. Avans. Bunu yapabilir. Çünkü eğer üçlü başlarsa Real Madrid paramparça yapar. Birebirlerde değil mi? Üçlü, sadece birebirlerde değil. Bir kere şeyi bozar. Yani bir kere maçın yıldızı Marcelo olur. Hmm. Eğer üçlü başlarsa. Cuadrado olan hiç verim alamaz. Juventus ve Modric, Kroos falan darma duman ederler şeyi. Yani cepheden gelen her atak yani Buffon'la karşı karşıya kalabilirler. Ben dörtlü başlayacağını tahmin ediyorum. Üçlü başlarsa Zidane dakika direkt oturur hiç kalkmaz ayağa. Peki ya, hocam nasıl hocam yani? Dörtlü mü başlar? Dur. Real Madrid cephesinden biri görüş alalım. Ne diyorsun? Sen daha iyi bilirsin. Hocam çok net konuştu vallahi. Ben eğer üçlü başlarsa şöyle söyleyeceğim. Ben de üçlü başlamasının büyük sıkıntı yaratacağını düşünüyorum kendilerine. Şimdi burada Bale'in de oynayıp oynamayacağı da aslında önemli oluyor. Eğer üçlü başlayıp Bale de oynuyor olacaksa o maçta inanılmaz büyük sıkıntılar yaşayacaktır Juventus savunması. Çünkü Bale gibi, Cristiano gibi, Marcelo gibi arkadan gelecek oyuncular, Modric gibi bu oyunculara sen özellikle Bale demek istiyorum. Sen Bale gibi oyunculara ikili sıkıştırma yapamazsan eğer kanat tarafında seni bir kere delik deşik eder birebir kaldığında. Şimdi üçlü savunmada Bale sıkıntısı yaşanabilir. Çünkü onu karşılayacak oyuncu genelde gitgelli oynayacak oyuncu olduğu için handikaplı bir şekilde karşılama göze çarpabilir. O yüzden de üçlü savunmanın Real Madrid'e karşı ben çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Özellikle Gareth Bale oynarsa. Valla Real Madrid'e karşı her tür savunma sıkıntı ama sizin söyledikleriniz anladığım kadarıyla üçlü savunma daha büyük sıkıntı olacak demektir. Real Madrid'in yani ben de şeye katılıyorum. Ali'ye Zinedine Zidane yani antrenör
hakikaten bir yere doğru gidiyor. Başka bir yere doğru gidiyor adam ve Atletico Madrid maçlarında... Biz de şu anda bir ona geliyoruz farkındaysanız. İsterseniz oradan evet, devam edelim. Evet, tamam, aynen devam edelim. Hocam oradan bırakmayın. Hemen geçtik Zinedine Zidane. Real Madrid'in başında şimdi bu kadar oyuncu dedik. İşte sayıyoruz burada. Luka Modric'inden Cristiano Ronaldo'sa Bale'a böyle takım olsa ben de yönetirim. Zinedine Zidane'ın başarısının etkisi ne kadar hocam onu söyleyeyim. Ben uzun yıllardan beri saha içine... Çıkın oynayın çocuklar. İşte onu yapmıyor. O taktik maktik var. Orada. Var var. Yani orada taktik var. Maktik var. Sadece takım var. Yönetimi değil. Ki takım yönetiminde çok büyük avantajları var. Çok sanatkar bir futbolcu ve kazanmadığı hiçbir şey yok. Avrupa şampiyonluğu milli takımla, Dünya Kupası'yla falan, Şampiyonlar Ligi hep her şey var. Ballon d'Or koleksiyonu da vardır bir iki tane. O sebeple zaten saygı uyandıran, kişiliğiyle de saygı uyandıran büyük bir karakter. Ama oyuna da çok ciddi müdahaleler yaptığını düşünüyorum. Çok ciddi hamleler yaptığını düşünüyorum. Bu sezon İsko'nun sezon başıyla bugün arasında çok farkı var. Ronaldo'yla çaktırmadan ikna ede ede acayip oynadı Ronaldo'yla. Yani kanat içeri, onun bir arkası falan acayip oynadı onunla. Ondan alabileceğinin en fazlasını aldı. Ve Casemiro hamlesi, ilk başta biz de hepimiz itiraz ettik ama Casemiro'nun olması hem Modric'i hem Kroos'u iki tane on numara gibi, iki tane on numarayla oynuyormuş gibi oldu. Oyun okumada da çok iyi olduğunu düşünüyorum ve Atletico Madrid'i resmen iki maçta da tuzağa düşürdü ve dört kere yaptı bunu. İki maçta dört kez Simeone'yi tuzağa düşürdü. Şimdi Simeone'yi bayılttı. Herhangi birini değil yani. Kesinlikle. Yani taktik olarak ben çok gelişmiş bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. O yüzden üçlüde de şeye itiraz ettim. Üçlü başlarsa Zidane 10 dakikada işi görür. Derdest eder. Yani. Kesinlikle. Katkısı? Çok büyük. Şimdi geçtiğimiz sezonu Barcelona şampiyonu tamamladı. Peki geçtiğimiz sezon Benitez'den sonra Zidane'ın geldiği günden itibaren La Liga puan tablosunu hiç baktınız mı? Ben tuttum. Real Madrid şampiyonuydu. Yani Zidane daha fazla puan topladı. Şimdi böyle diğer açıdan bakalım. Barcelona'da Luis Enrique başarısızmış. Bir dakika yani öyle hesap yapmasak daha iyi. Çünkü ne demek öyle önde hesap? Önde olan takım ona göre bazı maçlar işi yapabilir falan. Yani Zidane öyle... geldikten sonra Real Madrid'in başında çıktığı maçlarda Barcelona şampiyon olduğu sezonun geri kalanında daha çok puan topladı. Tamam. Ama o yani şampiyon olurdu demek değildir. Onu demeye çalışıyorum. Tamam, ben puana bakıyorum. Tamam, okey. Başarısızlık varsa Rafael Benitez'in. Tamam, zaten okay. O geçen sezon sonunda Newcastle'da küme düştü. Bu sezon çıktı. Tamam. Şimdi gelelim. Luis Enrique Barcelona'da başarısız bulunuyor bazıları tarafından. Guardiola gibi değil. Değil. Yalnız Guardiola ile Luis Enrique'nin maç başına puan ortalaması aynı La Liga'da. Yani Guardiola'nın maç başına puan ortalamasını geçip Real Madrid'i şampiyon yapan bir Zidane var. Bu büyük iştir beyler. Guardiola puan ortalamasını da geçiyor. Bazı sezonlar var şimdi yine oradan Mourinho izliyorsa çıkacaktır. Hey bantlı. Ben de çok puan aldım. Ya tamam da abi yani olmadı. Mourinho hocaysa Real Madrid takımsa daha her sezon senin olman gerekiyordu. Bu adam futbolcunda da böyleydi Zidane. Mütevazılıktan. Bazı insanların nazarında kaybediyor. Benim nazarımda futbolcular nasıl işte mütevazından ekstra kazanıyorsa daha da kazanıyor. Güntekin Onay bile çıkıp diyemez, babam bile çalıştırır. Çünkü Güntekin Onay'ın babası çok iyi hocaydı. Ama tek bir ortamda bir kişi derse dökerim suyu, kavga çıkartırım. Bu arada geçelim onu, babam bile çalıştırır. Benim babam çalıştıramaz, hayatta imkansız. Ligin yani. Sezondan sezona olan rekabet düzeyi de puan ortalamanı değiştirebilir, onu unutmayalım. Bu NBA'de. Yok, her yerde. Bu NBA'ydi. Her yerde öyle abi. Ne değişiyor? Maalesef Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona. Arada bir Simone çıktı ama, hemen buladılar. Tamam da diğer takımların rekabetçiliğiyle önemli. Çok az süremiz kaldı, kusura bakma. Yok ki rekabet işte. Ben onlarda çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum Zidane'ın. Yani mesela Real Madrid yıllardan beri izliyorum. Hiçbir zaman set oyununu net bir şekilde oynayan bir takım olmadı. Hiçbir zaman. Genelde yani kendinden çok daha düşük seviyeli takımlara karşı bunu oynamıştır ama Zidane'dan sonra o çünkü öyle bir oyuncuydu. Bu orta sahadaki üstünlüğü, o set oyununu gerçekten gösterdi. Tam senlik bir sorumuz var. Devam ediyor. Bu arada Zidane'ın tabii aslında tabii Real Madrid'in başında ama yani ben hep Juventus'lu Zidane olarak bildiğim için onun için çok ilginç bir şey olacak. Devam edelim. Tam keşke senlik bir soru. Keşke Marsilyalı kalsaydı. Abicim son dönemde biraz evvel hocamız da bahsetti. Casemiro, Kroos, Modric üçlüsü yani bambaşka bir seviyeye tırmandılar.
dünyanın en iyi orta saha üçlüsü mü? Senin Modric'i ne kadar sevdiğini biliyorum. Bu üçlü için ne diyeceksin? Yani Modric olduğu için çok çok özel bir üçlü olduğunu söylemek istiyorum. Ama işte hocamızın söylediği gibi Casemiro'nun varlığı, Kroos'la... Şimdi Casemiro'nun varlığı belki Juventus'a karşı evet olabilir. Şey Atletico'ya karşı evet, Barcelona'ya karşı evet ama ligin genelinde ben Casemiro ile oynamasının hani kendi La Liga'da Casemiro ile oynamasının çok da avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Dezavantajları olduğunu düşünüyorum Real Madrid açısından. Çünkü hani Real Madrid'i diğer gözle izlemek istediğim için. O zaman bu üçlü sence dünyanın en iyi orta saha üçlüsü değil galiba. Bence değil. Yani Modric'i çıkartırsak diğerleri değil. Yani Modric bence dünyanın en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. İkinden bir tanesi şu anda. Ama Kroos'la Casemiro ile aynı şeyi söyleyemem yani. Tukar, Kroos'un neyini beğenmedin Uğur'cum ya? Bence Kroos dünyanın hakkı en az teslim edilen faal ortası. Beğenmedin değil abi, adam beğenmedi. Beğenmedin. Bana diyor ki dünyanın en iyisi mi diyor. Ben de Modric'in yanında bence ama en iyisi değil yani. Ama peki üçlü olarak faal kim var orta üçlü? Şu anda Kante var mesela. Ama üçlü olarak yanına iki kişi daha koyup söyle. Üçlü diye bir orta saha yok zaten bana söylüyorsan. İşte merkez üçlü bunlar Real Madrid'de. 4-3-3'te merkez üçlü bunlar. Hayır, arkada oynuyor ama şeyin tamam, önünde. Libero, ön libero gibi oynuyor. Tamam. O yüzden hani benim görüşüme göre şu anda üçlü diye bir şey yok zaten. 4-1-2-3 diyorsun peki. En iyi üçlüsü, hani en iyi üç mü dersen değil. Yani şu andaki en iyi üçlü mü dersen olabilir. Ben böyle çok kısa cevabım kesinlikle evet şu an için. Faal oyuncular arasında. Kesinlikle evet. Hocam o zaman anlatın bize. Siz çok beğeniyorsunuz Casemiro'yu. Casemiro'nun, Casemiro ile birlikte... Ben de beğeniyorum. Pardon. Yanlış olmasın. Yanlış ifade etmeyeyim hocam, özür dilerim. Casemiro'nun varlığıyla diğer ikisinin etkinliğinin artmasını ve o üçünün birbiriyle olan sinerjisini çok beğendiğinizi söylemiştiniz. Yani birçok ekip tek bir öne oynayabilen, kaleye yakın tek bir oyun kurucu kullanıyor. Zidane da istese yapabilir. Yani Uğur'un söylediğine katılıyorum. Eğer Casemiro olmasa ligde mesela işte Osasuna düştü ama işte Osasuna ile oynarken işte. Veya herhangi orta sıra takımıyla Espanyol'la falan oynarken Kroos, Modric, önlerinde James veya Isco kullanılabilir. O zaman daha üretken, daha kaleye girebilen bir ekip başında. Olabilir. Ama Casemiro'yu kullanış şeklini çok doğru buldum. Finalde de öyle oynayacağını düşünüyorum. Bu üçlü, bu tip seviyeler için Şampiyonlar Ligi finali gibi aktif en iyi üçlü bence. Var olanların arasında en iyi. Ama tüm zamanların değil. Tabii canım. Real şeyin de en iyi ikinci de şeyinki değil. Barcelona'nınki değil. Bana göre Bayern Münih'in ortası. Orta üçlüsü ikinci sıraya koyarım. Thiago ve Thiago Alcantara ile Arturo Vidal işte orada üçüncüyü bir türlü bulamadı şey. Düzene oturtamadı. Xabi Alonso işte şeyi düştü falan. Artık finale geliyor. Emeklilik vesaire. Kimmich bana göre Bayern Münih'te oynamaz. Sabek de oynamaz. Ayrıca seneye göreceğiz onu. Olmaz. Seneye Sabek düşünüyorlar. Lam'dan sonra da. Ama aktifler arasında Real Madrid'in üçlüsü şu anda en iyisi. Sen başka bir şey söylemeyeceksin. Çok beğendin galiba. Yok kesinlikle faal şu anda devam eden arası en iyi üçlü. Mesela Casemiro konusunda Uğur'un demek istediğini anlıyorum. Gerçekten bir Osasuna'yı yenmek için açıkçası... illa Casemiro'yu ön libero oynatmana gerek yok. Ama Benitez'in oynatmadı Casemiro'yu. Zidane gelir gelmez oynattı. İkisinin zincirlerinden arındırdı. Ama Benitez Marcelo ne oldu sonra? Casemiro'dan sonra tamam. Marcelo? O var zaten ona getireceğim şimdi bakın. Modric ile Kroos'u zorla sağ iç sol iç oynattırıyor. Benitez'in 4-2-3-1 saplantısı çok anormaldir. Yani Uğur senin nikaha gelseydi böyle halaydakileri ayırır öyle oynamayın 4-2-3-1 dizileceksiniz diye. Halbuki adam en büyük başarısını 2005'te 3-5-2 oynattı ikinci yarı. Liverpool'a öyle ulaştı. Ya saplantı devam ediyor. Zincirlerinden kurtardı ve Marcelo artı ve Carvajal'ın yükselişi de bununla ilgili. Tabii ki yani. Tamam özellikle oradan devam et o zaman. Ali şimdi bu finali bir şekilde Real Madrid kazandı diyelim. Kazanırsa zaten muhtemelen Cristiano Ronaldo da önemli bir rol almış olacak. Gerçekten de önemli bir rol aldı. Şimdi en son Portekiz'de Dünya Avrupa Şampiyonu oldu. Oradan da gidip Şampiyonlar Ligi'nde ikinci defa üstte kazanır. Orada da bir iki gol falan atarsa bu Messi Cristiano Ronaldo şeyini rekabetini nasıl etkiler? Tabii ki Ronaldo lehine etkiler. Şu var zaten. Real Madrid'in şampiyon olabilmesi için bu fonu aşması gerekiyor. Bu fonu dünyada aşmayı başaran kaç oyuncu var faal? Eğer kaleci Buffon bir süpermense kalecilikte bu adam da kriptoniti Ronaldo. Bariz şekilde. Yani Buffon'a gol atabilirsiniz ama bu kadar istikrarlı şekilde maç başına ve bu kadar Buffon'un çaresiz bırakacak vuruşları yaparak atmanız çok etkileyici. Şimdi Messi haklı olarak diyecek ki Barcelona'da
biz pozisyon bulamadık, ben ne yapayım Aleyci abi diyecek. Çok haklısın güzel kardeşim. Ama Ronaldo zaman zaman mesela Portekiz milli takımında onu yaptı işte. Buffon'a karşı da yapabildi onu. Oyun tarzları farklı. Karşılaştırmak bir tanesi Rolling Stones, bir tanesi Beatles. Hangisi yakıştırın. Bir tanesi Nadal, öbürü iyi olan öbürü tenisçi hocam. Federer. Efendim, Murray değil işte Federer. Murray'i ben tutuyorum ama Federer daha iyi işte. İki takımı da tutmadığım için ben çok rahatım. Birinin ayak içi plaseleri daha iyi. Diğerin sert vuruşları daha iyi. Ronaldo'nun sertleri daha iyi. Messi'nin plaseleri daha iyi de. Bizim oyuncunun hepsinden 100 kat iyiler. Ben onun derdinde sıkıntısındayım. Yani tabii ki finali kazandığı Ballon d'Or belli. Ama altın top hep belli. Bakalım yani illa hep mesela bir dahaki sezon Barcelona'da Real Madrid finale kalmazsa yine ikisinden birine verilecek. Demek ki bu neye benziyor? Beatles'ın dağılması gerekti ki diğer gruplar çıkabilsin. 70'ten itibaren çıktılar. Rolling Stones'un kötü alışkanlıklardan pasif hale gelmesi gerekiyordu ki diğerleri çıksın. Bu ikisinde de o yok. İkisi de hep devam edecekler gibime geliyor bence. Bayağı oynayacaklar. Yani Ronaldo 37'den önce ben beklemiyorum bırakmasın. Siz bekliyor musunuz? Uğur, bırak, Ronaldo. Beklemiyorum ama bu etkinliği olmaz Boraz. Yani. Ha? Bu etkinliği olmaz. Ne fark eder? Eder abi. Hala şimdi bile fark ediyor. Görüyorum yani. Ne oluyor? Arası mesela düşüş surati, var. Surati azaldı. Surati azaldı. Peki. Marcelo çok hızlı şu olduğu için golcülüğü, onun yanında göreceğini öyle gözüküyor. Golcülüğü şu anda top seviyede ayrı konu ama mesela o oyun içindeki o aktifliği falan artık bıraktı. Onun hiç girmiyor o işlere. Yaş geliyor. Ama mesela şu Messi enteresan için var şu. Böyle bir şey. İşte Messi mesela yaş geçtikçe Cristiano biraz daha öne çıkmaya başladı. Çünkü hep şöyle söylenir ya, bir tanesi Allah vergisi, diğeri antrenman, idman, çalışma. İşte çalışmayı yapan yukarıya doğru devam ederken Allah vergisi olan aşağı doğru iniyor. Yani iniyor dediği başarıdan dolayı aşağıda görünüyor. Yoksa öbürü de inanılmaz Messi'nin bir oyuncu da. Messi'nin altın çağı yeni başlıyor. Neden dersen ilk kez böyle Arjantin'i doğru düz bir teknik direktör çalıştıracak. Sampaoli bir, ilk kez Barcelona'yı Barcelona'da ve ikonik futbolcu olmayan ama çalıştırmayı çok hak eden bir Valverde hocayla çalışacak. Altın çağı onun yeni başlıyor. Messi'yi geçebilirse, pardon Cristiano Ronaldo'yu geçebilirse bu sezondan sonra iki sezonda geçti. Çünkü onu daha farklı kullanacaklar artık. Direkt şey 10 numara gibi kullanma zamanı geliyor Messi'nin. Ya 2 yaşta küçük geliyor olduğunu onu da söylemek lazım. Çünkü Ronaldo 2 yaş daha büyük evet Messi'den. Ama işte kasları daha genç Ronaldo'nun. Şu anda o kas üstünlüğü Ronaldo'yu bu sezon önüne çıkardı Messi'nin. Ya şimdi bir de bir oyuncunun belli bir dönemi daha iyi oynaması kariyeri değişir. Seneye durum farklı olabilir hocam. Epeyce etkileyecek Ronaldo lehine. Çünkü Ronaldo kendi adına işler çok iyi gitmezken de o İngilizlerin winner effect dediği sihre sahip olduğunu gösterdi. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda. Kötü oynadığı finallerde çok tuhaf goller attı, güzel goller attı. Uğur'a katılıyorum. Mesela eski manevralar yok artık. Yani o hem kıvraklık, çabukluk, o sürat, yani yüksek tempo, koşu esnasındaki o stoplar falan da mesela. Sürat amortisörler artık. Çünkü diz kapağının içine bakmak lazım. Amortisörler eski sağlamlığında değil. Oradan yarısı gitti, %50'si gitti amortisörlerin. Yani menisküslerin vesairelerin aşındı. Kıkırdaklar sürtmeye başladı. Artık o yüzden eski manevraları yapma şansı yok. Ama bu kupayı alır, Ballon d'Or'u alacak. Ve hani ben Messi bana göre tartışmasız daha iyi, daha yetenekli. Ama o winner effect tarafı, o sihir tarafıyla Messi'ye fark atmış olacak. Çok güzel. Büyük oranda katılıyorum hocam size. Devam edelim. Şimdi son dönemde sıklıkla tartışılmaya başlayan bir nokta var. Şampiyonlar Ligi'nde grup formatı miadını doldurdu mu? Daha doğrusu Şampiyonlar Ligi bir kupa olmaktan çıkıp yavaş yavaş bir lig olmaya devam. Bu aslında çok uzun ara ara hep gündeme gelen bir şeydir. Yani Şampiyonlar Ligi gerçekten bir lig olmalı mı? Yani işte 20 takımın bir arada oynadığı vesaire gibi. Bu format miadını doldurur mu? Bir lig olmaya gitmeli mi Şampiyonlar Ligi diyelim. Bunu söyleyeceğiyle başlayalım sonra. İkisi de bana uyar. Denesinler. Öyle de çok zevkli. Abi bir şey söyle ya. Abi çok güzel ikisi de. Bana da uyar ya. Çok zevkli. Onu da deneyelim. Mesela sizin basketbolda o işin dengesini çok güzel buldular. Bizim futbolda da bulsunlar. Farklı şeylere ben bayılırım. Sen ne istiyorsun abi onu söyle. Olur. Uyar bana yani. Ya iki grup yani halinde. Ben şunu söyleyeceğim. İki grup bir kere halinde. Bak, oradan çıkanlar. Liglere bakıyoruz ki buna doğru gidiyor. Şimdi İspanya La Liga dediğin şey Hindistan'daki kas sisteminin futbol versiyonu. Yıllardır öyle.
Kafayı gösteren tak gidiyor. Atletico Madrid, Diego Simeone bütün oyuncular alıyorlar. Valencia zamanında üstte şampiyon. Başka bir şey yok. Onun kralı Yunanistan Basketbol Ligi'nde var abi. Ha işte mesela futbol liginde de var. Olympiakos o en rezillerle yine şampiyon oldu mesela. Ha şimdi hakikaten Barcelona Osasuna maçı doluyor mu? Doluyor eyvallah. Ama yani yayıncılar falan işte futbolun baronları kazanırsa ona bakıyor. Hocam sen bana şey söyle. Şimdi Barcelona Real Madrid mümkün olduğu kadar fazla bir oynatmaya çalışıyorlar değil mi? Ya ne güzel Şampiyonlar Ligi'nde işte oynasın iki kere ekstradan. Peki, oynasın yani. Sence mesela Şampiyonlar Ligi... Bizim takımların da daha fazla şansı olur. Neden? Lig formatı. Hani kalecin hatalı gol yedi. Elenmiyorsun bu sefer hani. Yani öyle şeyler biraz daha Türk takımlarını heyecanlandırır. Öyle olacaksa 20 takım olacak. Tam bazı hafta sonları yerel ligler oynanmayacak. Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak. Türk takımının giremeyebilme ihtimali, yani girememe ihtimali var öyle bir durum olsun. Ha o zaman bu format kalsın. Bana ne Türk takımı olmayacaksa yeni grup formu. Tamam onu öyle söyle Kaan'cığım ya. Uğur? Ya niye yeni arayışa gerek yok işte. Ne güzel izliyoruz Şampiyonlar Ligi'ni yıllardan beri. Maç sayısının artmasını istiyorlar. Ya maç sayısının artmasını istiyorlar. Hani şu anda Euroleague gibi hani iki grup halinde devam edecekler. Sonra ilk 8 birbirleriyle gene işte şu andaki ikili maçlar yapacaklar falan. Olabilir. Olabilir ama o biz Türkiye'yi kötü etkiler. Evet ya boş ben vazgeçtim. O bizi kötü maç etkiler. Maç sayısını artıracak. Mesela şöyle bir şey olur. 4 takımlı değil 6 takımlı grup yaparsın. O zaman grup maçları çok daha fazla olur. Daha yoğun bir takvimle daha fazla maç yapılır ama abi oyunculara da insaf ya. Çok fazla futbolcular maç yapmıyor mu? 6 maç. Benim bu o arada, zaman Amerika'daki NBA'deki gibi o maddeleri şey bırakacaklar, serbest bırakacaklar. Benim bu arada şey... Amerikan yayılmacısı ikisi de ya, yemin ederim. Yok ben şey, ben hani spor dışarıdan bakan bir yani futbol içinde olmayan bir insan yok. Ben futbolcuların çok maç yapmasından çok, çok uzun süre oynamasına takılmış durumdayım. Hani Haziran'ın ortasında bırakıp Ağustos'ta tekrar resmi maça çıkmamalı oyuncular. Ya şimdi mesela bizim ligimizde 3. olamazsa 4. olan takım neredeyse bir hafta tatil sonra tekrar başlayacak. Basketboldan neyin geçmesini istiyorum biliyor musun? En adilen bak. İki tane şey çok adilen. Bir işte NBA'deki salary cap muhabbetin, iki teknik direktörlere basketboldaki kadar oyuncu değiştirme, oyunculara da basketbolcular kadar maç içinde dinlenme şansı verilmesi. İkisi de lojistik olarak çıkar sok oyuna öyle. Ali'cim ikisi de lojistik olarak imkansız. Neden? Çünkü şey, futbolun öyle bir yani oyuncu değiştirme o kadar şey olamaz. Oyuncu değiştirme oyunu durduruyor. Oyunu bu kadar durduramazsın. Basketbolda dur otomatik. Türk liginde basketbol... fark etmez de ama duruyor bizim ligde. Yani, basketbol basketbol doğası gereği duran bir spor olduğu için İkincisi salary cap gelmesi için hukuk şemsiyesi olması lazım. Tamam onu söylüyorum zaten. Hukuk şemsiyesi yok ki abi. Avrupa'da bir ülkedeki hukukla diğer ülkedeki hukuk aynı olmadığı için onu yapamazsın. İmkansız yani. Türkiye Ligi için istiyorum ben. Fark etmez ki o zaman oyuncu Yunanistan'a gider. Yani Yunanistan'a gider. Doğru söylüyorsun. Yani. Hani yapamazsın doğru, onu. İmkansız lojistik olarak. Hocam? Ben kesinlikle karşıyım. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Maç sayısının artmasını mı formatın değişmesini mi? Maç sayısının artması... ...nı da doğru bulmuyorum. Formatın değişmesine kesinlikle karşıyım. UEFA'da yönetici olsam, oy hakkım olsa çok büyük direniş gösteririm ve çok lobi yaparım. Sebebi şu, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında ve eğer varsa Haziran başında oynanacak maçların eleme usulü olması şart. Yoksa futbolu unuttururuz, futbolun popülaritesini düşürtürüz. Futbolun hikayeleri, eleme maçları, uzatmalar, penaltı, dramatik elenmeler, dramatik geçmeler, hikayesi olmadan bir lig, açık ara yapmış bir Real Madrid veya açık ara yapmış bir Barça olmaz. Bu asla olmaz. Küçük şansı olan ekibe büyük şans verebilmeli futbol. Biraz böyle adil olur. Şubat'tan itibaren bir kere eleme şart. Ha, ondan öncesini format değişir mi? Şiddetle karşı çıkıyorum buna. Çünkü oyun Avrupa Futbol Birliği'nin. Avrupa Futbol Birliği'nin 45 kaç, 54, 58 kaçsa o ülke, o ülkelerin hepsinin ortak paydasıdır bu. Cebeli Tarık'tan bir takım da ön elemeye geçecek. Evet. Gelebilecekse gelmeli. Yoksa 20 takımla sınırla o zaman biz gittik hatta ya. Hocam Selçuk bu sene bir tek bir Cebeli Tarık takımı yandı. Bizim hiç şansımız yok o zaman. Süre bitti ama o kadar inanarak söylediniz ki ağzımı açamadım. Çok özür dilerim. Çok da haklısınız. Çok da güzel noktaya temas ettiniz. Peki devam edelim. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'nde etkili olan takımlar, etkili olan ülkeler sürekli değişiyor. Bir zamanlar derken çok da eskisi değil. 4 sene, 5 sene öncesine kadar yarı finali 3 Premier Lig, 2 Premier Lig takımı. Bu Premier Lig'e ne oldu ya? Sen bilirsin bakalım. Ali Hoca ne oldu bu Premier Lig'e? 2005 şampiyon Liverpool, 2007 finalde Liverpool, 2008 Manchester United Chelsea oynadı, zirveydi. 2008... Abi bütün mesele Mesut Özil son, çok güzel. Son 5-6 seneden bahsediyor. Gitgide zaten düşüyor. Bak dikkat. Evet. 2 final
finalistlerin ikisi de İngiltere Premier Lig'den olurken şimdi yarı finalde dört takımdan ikisi olamıyor. Tabii. Teki olamıyor. En başarılı Leicester. Neden? Hı. Leicester ligi ligde saçmaladı, boş verdi zaten. İşte Kante'sizliğin yarattığı sorunu çözemedi. Daha sonra devre arası takviye edilir falan derken ligde de toparladı. Hocayı değiştirdi. Şampiyonluğunda da büyük iş yaptı. Mesut Özil'in söylediğine aynen katılıyorum. Mesut diyor ki, işte dediler ki geldin ilk 6 ay çok iyi oynadın, sonra sapır sapır döküldün, gece hayatım Londra'da. Yo diyor, asıl ben sezon başı çıkıyordum. Bremen'de oynarken de çıkıyordum, Madrid'de de. Yalnız bir fark var diyor. Almanya'da, İspanya'da devre arası var. O devre arasını 10 gün, 15 gün bile bizim resmen diyor, çok çok basit anlatıyor. Cep telefonu şarjı bittiği zaman koyuyorsun, alıyorsun, bir daha devam ediyorsun diye. Onun gibi şarj bir şey ediyorsun. Diyor. Bize o fırsat İngiltere'de verilmiyor. Geleneksel olarak Boxing Day, yani çalışan sınıfın tatil yaptığı dönemlerde 2 günde, 3 günde bir maç yapılıyor. Ve onda Mesutlar özellikle bir kıta Avrupası oyuncular mahvoluyor. Ya İngiliz oyuncuların zaten top tekniği kısıtlı abi. O zaten fizik olarak çöküyorlar. Şampiyon Ligi'ne gelince de arada çok büyük bir fark oluyor. En önemlisi o. Devre arası tatili hiçbir zaman olmayacak. İyi de abi. Bu süre böyle devam edecek. Peki abi, bundan 5 sene önce yarı vardı. üç tane yarı finalist çıkarırken yok muydu aynı şey? Ama işte pasta büyüdü, pay büyüdü. Oynayan onu oyuncu sayısı, şey, her şey birbirine girdi orada. Bak, o zaman diğer liglerin büyük bir kısıtlaması vardı İngiltere Ligi'ne göre. Mesela İspanya La Liga'da iki takım yayın gelirinin %80'ini alıyordu Real Madrid Barcelona. Diğerlerine dilenciye para verilir gibi para veriliyordu. Yabancı statüleri de değişti galiba. Tabii yabancı statüleri, her bir şey İngiltere Ligi'nin aleyhine gelişti. Ama iç piyasada ve dünyaya satışta gitgide büyüyor. Şampiyon Ligi'nde yarı final yapamamasına rağmen bu çelişkide aşırı endüstriyel futbolun en doğal çelişkisi, kaçınılmaz sonucu. Hocam, İngiltere'nin etkinliği biraz artacak yavaş yavaş. İspanya La Liga yaklaşık bir 8-10 yıldır rekabetin ana ekseni ve herkesin merak ettiği rekabet, kulüp rekabeti Real Madrid Barcelona, oyuncu rekabeti, aktör rekabeti olarak da Messi Ronaldo. O yavaş yavaş artık, hani bazen söylüyorum bu stüdyoda, scouting haritası sağa kaydı diye dünyada. Rekabet haritası da sağa doğru kayıyor. Yani İber Yarımadası'ndan çıkıyor böyle, bu tarafa geliyor. Tabii İngiltere solunda kalıyor İber Yarımadası'nda ama rekabetin birinci yeri sanki bana önümüzdeki senelerde İtalya olacakmış ama ondan biraz önce de İngiltere olacakmış gibi geliyor. Neden? İtalya? İtalya tabii. Wow. Şimdi Tayland-Çin ortaklığı, oranın gıda devi, işte Jiangsu Suning'in de sahipleri Walter Sabatini'yi aldılar, oraya koydular. Inter'le beraber bakıyor Çin kulübüne. Şimdi para, cash, taze, hazırlıklar süper. Oyuncular gelecek. Ekonomi yavaş yavaş büyüyor. Juventus zaten bir yere getirdi. Milan şimdi bir yere geliyor. Roma, diğerleri, Fiorentina, Napoli, bunlar iyi futbol oynayan ekipler olacak. 5 sene sonra, 6 sene sonra rekabetin ana ekseni orası olabilir. Ondan önceki yer 1-2 yıllığına veya 3-4 yıllığına İngiltere'de olabilir. Onun da sebebi oyuncular falan değil. Bence İngiltere'de top class oyuncuları oynamıyor. Ama top class teknik adamlar çalışıyor. Onlar belki zorlayabilirler. İngiltere tekrar olabilir. Uğur? Ya şimdi İngiltere futbolu, normalde önceden herkes İngiltere futbolunu konuşurdu. Çünkü en özel oyuncular orada oynardı. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi gelirleri, forma gelirleri, seyirci gelirleri, o gelirleri, bu gelirleri, reklam gelirleri, ya sonuçta Real ve Barcelona inanılmaz yukarıya doğru taşıdılar. Milyarder sahipleri olmasına rağmen. Oyuncu, en kıymetli oyuncusunu 100 milyon verip alıyor. Ronaldo'yu aldılar işte. Pat diye alıyor. Sen onun oyuncusunu alamazsın. O yüzden de İngiltere futbolunu birazcık aşağı doğru ittiler. İşte Atletico Madrid örneğini verdi yine Ali abi. Ben ama bu yeni teknik adamlarla birlikte İngiltere futbolunda bir sıçramanın gerçekleşeceğine inanıyorum. Ama ben gene bu Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid'in egomanyasının devam edeceğini de düşünüyorum. Abi ligdeki bu yıpratıcılık devam ettiği müddetçe en iyi hocaları da getirsen en iyi performanslarını zaten sergileyemeyecekler. Sergileyemiyorlar da maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.